Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölge ve bölge türleriyle bölgeler ve ülkeler konusunu işleyeceğiz. Yani küresel ortam, bölgeler, ülkeler ünitesinin konusu tek bir videoda işlemiş olacağız. O zaman hadi bakalım bugünkü ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda, ünite içeriğimizde öncelikle dünyadaki o bölgeler nelerdir, kaça ayrılır, bunların örnekleri nelerdir, onunla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Sonra bu bölgelerin belirlenmesinde etkili olan kriterlerden bahsedeceğiz. Yani artık örnek vermemiz gerekirse bizim ülkemizde hep söylüyoruz ya, Marmara bölgesi diyoruz. Ya da Ege bölgesi diyoruz. İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi diyoruz. Artık bizim böyle bir bölge sınıflamamız yok. Şundan dolayı. Mesela Ege bölgesinde olup da Akdeniz ikliminin görülmediği bir ilimiz mevcut olabilir. Yani Ege bölgesiyle uyumlu olmayan bir ilimiz mevcut olabilir. O yüzden böyle bir bölgeden ziyade daha geniş çıtada farklı alt birimlere ayırabileceğimiz bölge türlerimiz mevcut. Hadi gelin bakalım bugünkü içeriğimizde biz öncelikle bölge ve türlerini öğreneceğiz. Ve şunu unutma, ben şurayı anlatırken, ödevleri verirken sen ne yapıyorsun? Hemen atlasını açıyorsun. Ya da şimdi beni bilgisayardan izliyorsunuz. Bilgisayarda ekstra yeni bir sekme açıyorsun ve oradan dünya haritasını açıyorsun. Ve yanına dünya ile birlikte bir tane de Türkiye haritası açıyorsun. Bu iki haritayı niye açacaksın? Çünkü bu dersin son kısımlarında haritalar vereceğim ve ben burada bazı ülkeleri yazacağım. Diğer ülkeleri de sizin yazmanızı ya da bakmanızı isteyeceğim. O yüzden hemen atlaslarınızı, haritalarınızı açıyorsunuz ve ödevlerimiz, ders bitti. Hemen sıfırdan 9'a kitabımızda 140-154. Sayfa aralığını çözüyorsun. Dinamo Coğrafya Soru Bankası kısmında da Testira 1-4 ve Test 1-4 kısımlarını güzel güzel çözmeyi unutmuyorsun. Burası neden önemli derseniz, yazılı için, yani ikinci yazılı için de oldukça önemli. Ona da dikkat etmemizde fayda var. Peki bu bölge nedir dediğimizde, şimdi yeryüzünün doğal ve beşeri unsurlar bakımından kendi içerisinde, yani şurada kendi içerisinde benzer özellik gösteren parçaları var ve biz bu parçalara ne diyoruz arkadaşlar? Bölge diyoruz. O zaman hem doğal özellikler bakımından hem de beşeri özellikler bakımından benzer, kendi içerisinde benzerlik gösteren alanlara bölge diyoruz. Burası ne olsun? Yer şekillerine göre dağlık bir bölge olsun. Bak burası. Bölgede o zaman doğal özelliğine göre bir bölge sınıflaması yaptın mı burada? Bu bölge içerisinde de çevresinden farklı, bak buraya oldukça dikkat edin, çevresinden farklı, kendi içerisinde benzerlik gösteren daha küçük birimler olabilir. Bu birimleri ise biz bölüm diyoruz. İşte biz arkadaşlar yeryüzünde bu farklı ölçütler ve kriterler kullanılarak çeşitli bölge tiplerini oluşturabilmekteyiz. Bölge türlerini biz özellikle temelde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi şekilsel bölge olacak. İkincisi ise işlevsel bölge olacak. O zaman biz bölge dediğimizde bir, şekilsel bölge diyoruz. İki, işlevsel bölge diyoruz. Peki bu şekilsel bölge nedir? İşlevsel bölge nedir? Biraz burayı açmamız gerekirse, sahip oldukları, bakın dikkat edin, hem doğal özellikler bakımından hem de beşeri özellikler bakımından benzerlik gösteren alanlar şekilsel bölge diye ayrılır. Yani buranın bir şekli şemali vardır. Hem doğal özellikler bakımından şekli şemali vardır, hem de beşeri özellikler bakımından şekli şemali vardır diyebiliriz. Örnek vermemiz gerekirse mesela iklime göre bölgeler şekilsel bölgedir. Şekilsel bölgenin de doğal şekilsel bölge içerisinde yer alır. Ya da yer şekline göre bölgeler. Mesela yer şekline göre dağlık bir bölge düşünürsek, düz bir bölge düşünürsek, ova bölgesi düşünürsek, bunlar da doğal şekilsel bölgedir. Hidrografik bölgeler, mesela akarsu bölgesi, göl bölgesi, deniz bölgesi diyebiliriz. Ya da toprak bölgesi, laterit toprak bölgesi, ekvatoral iklimdeki bölgeleri işaretleyeceğiz. Ya da terarosa toprak bölgesi, bitki bölgesi, mesela yağmur ormanları bölgesi diyoruz. O zaman ekvatoral iklime gideceğiz değil mi? Doğal afet bölgesi, mesela deprem bölgesi olabilir, sel bölgesi olabilir, çığ bölgesi olabilir. Bak burada da şuna dikkat edin. Mesela ben toprakta laterit toprak bölgesi dedim. Ve laterit toprak bölgesi derken bunu ekvatoral iklim bölgesiyle
ilişkilendirmenizi istedim. Ya da yağmur ormanları bölgesi dedim. Şuraya da şöyle ben yağmur ormanları diye yazayım. Ve ben bu yağmur ormanları bölgesini ilişkilendirirken kimle ilişkilendirdim? Ekvatoral iklim bölgesiyle ilişkilendirdim. O zaman doğal şekilsel bölgeler kendi içerisinde birden fazla bölge grubuna girebilir. Yani bir bölge laterit toprak bölgesi ise aynı zamanda orası yağmur ormanları bölgesi, aynı zamanda ekvatoral iklim bölgesi olabilir. Buna dikkat etmemizde oldukça büyük fayda var diyorum. Bir de burada tarımsal faaliyetlere göre oluşturulan bölge var. Sanayi bölgeleri, nüfus bölgeleri, yerleşme kültür, siyasi, askeri, ekonomik işbirliği bölgeleri var. Mesela nasıl? Bizim ülkemizde delta ovalarını vermiş. Ovalar bir tarım bölgesidir. Bitti. Ankara, İstanbul, İzmir'i vermiş nüfusuna göre yoğun nüfuslu bölge. Mesela Karadeniz bölgesini vermiş yerleşmeye göre ahşap yerleşme bölgesi diyebiliriz. Tamam mı? Bak buradaki kısımda beşeri şekilsel bölgeler de budur. Biz eğer ki mekansal bir yapı var ve bu mekan üzerindeki kısımları işliyorsak, buradaki olayları daha iyi organize etmek istiyorsak, bak buradaki önemli kavram budur. Organize etmek için oluşturulmuş bir bölge varsa bunlar da işlevsel bölgedir. Yani bu bölgenin bir çeşit işlevi var, aktivitesi var, kontrol ediyor. Burada bir mekanizma kısmımız var. Mesela işlevsel hizmet bölgesi ya da bölgesel kalkınma projesi bölgesi, işlevsel yönetim bölgesi, işlevsel istatistik bölgesidir diyebiliriz. Şimdi bunları teker teker daha ayrıntılı açmamız gerekirse. Bir, doğal şekilsel bölgede birincisi yer şekillerine göre bölgeler. Burada bizim kesinlikle bölgeler ve ülkeler kısmında harita bilgimizin iyi olması ve aynı zamanda konu eksiğinin olmaması gerekir. Şuraya da şöyle konu eksiği olmamalı diye yazayım. Bu bizim için oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Nasıl? Mesela bana yer şekillerine göre bölgeler dediğinde dağlık bölge diyorsa bunu mesela bir sonraki yıl 10. sınıfta göreceğiz. 10. sınıfta iç kuvvetler dediğimiz bir konu var. Ve bu iç kuvvetlerde biz orojenez dediğimiz bir kavramdan bahsedeceğiz. Yani dağ oluşumu. Orada bu dağları göreceksin. Ve sana bir haritada ÖSYM ya da öğretmenin bir soru sorduğunda dağlık bölge sınıflaması içerisindedir değildir dediğinde hemen oradaki haritada bunların gözünde canlanması gerekiyor. Peki dünyada yer şekillerine göre dağlık bölgeler nerelerdir diyebiliriz. Mesela bu kısımda Avrupa'da Alp Dağları var. Şuraya şöyle Alp Dağları diye yazıyorum. Hemen Asya'ya geldiğimiz zaman bu dağlar Himalaya Dağları olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında Afrika'nın kuzeybatı kısmında Atlas Dağlarımız yer almakta. Şuraya geldiğimiz zaman Norveç'in bulunduğu yerde İskandinav dağlarını görebilmekteyiz ve devamında önemli yerlerden iki tanesi Amerika'nın batı kısımları. Bu kısımda Kayalık Dağları var Kuzey Amerika'da. Hemen onun alt kısmında ise Ant Dağları yer almakta. Bir de şu Amerika'nın güneydoğu kısmında da Apalaş Dağları yer alıyor sevgili dostlar. Şuraya da şöyle Apalaş Dağları diye yazalım. Eğer ki bir harita üzerinde bana bu işaretlediğim alanları veriyor ve bu işaretlediğim alanları bölge sınıflaması içerisinde bir yere koymam gerekirse buralar yer şekillerine göre dağlık bölgelerdir diyebiliriz. Ama mesela Sibirya'nın bulunduğu bu alan, burası düz bir plato bölgesidir diyebiliriz. Ya da Afrika'nın bu orta kısmı düz bir bölgedir diyebiliriz. Brezilya'nın bulunduğu alan düz bir bölgedir diyebiliriz. Tamam mı? Burada da özellikle yer şekillerine göre bölgelerde ÖSYM ya da öğretmenin bir soru sormak isterse yer şekillerine göre dağlık bölgeleri soracaktır. O yüzden buna dikkat etmekte oldukça büyük fayda var sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu bir. İkincisi, iklime göre bölgeler. Bak birincisi doğal şekilsel bölgede yer şekillerine göre bölgeler dedik. İkincisi ise iklime göre bölgeler. Yani iklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Burada örnek vermemiz gerekirse, mesela bu kısımda Brezilya'nın bulunduğu bu alana biz Amazon Havzası diyoruz. Hemen onun karşısı Afrika'ya Kongo Havzası diyoruz. Devamında burada Malezya, Endonezya ve Gine Adaları yer almakta. Eğer ki bana bir soruda bu alanları işaretlettiriyorsa burası iklimine göre ekvatoral iklim bölgesidir. Ya da
Mesela bana başka nereyi işaretletebilir bu kapsamda derseniz. Afrika'nın kuzeyini işaretlettirirse, şurada şöyle kırmızıyla boyayayım. Arap Yarımadası'nı işaretlettirirse, Avustralya'nın iç ve batı kısmını işaretlerse ya da Orta Asya'yı işaretlerse o zaman bu alanlarda iklimine göre çöl iklim bölgesidir diyeceğiz. Biz bunu zaten iklim kısmında işlememiş miydik? Bak burada da soru olarak ya da konu olarak karşımıza geldi. Ki ÖSYM'nin unutmayalım TYT kısmında sevdiği konu kazanımlarından bir tanesidir. Yani haritada bana bazı yerleri işaretlettirir. Der ki burası iklimine göre hangi iklim bölgesidir? Mesela çıkmış sınav sorularından bir tanesi. ÖSYM haritada tam şu alanı şöyle işaretledi. Ve bu işaretli alan iklime göre hangi iklim bölgesi içerisinde yer alır dedi. Soru gayet net, açık, basit bir şekilde tundra iklim bölgesiydi. O zaman benim burada aslında yeni bir konu öğrenme amacım, öğrenme gayem yok. Burada eski öğrendiğimiz konuları harita üzerinde ne kadar aktarabiliyoruz? Bunu bilme esasımız vardır. O yüzden eski konularda eksikliğiniz varsa buradaki verilen harita sorularında yapabilme olasılığınız düşük olacaktır. O yüzden buraya biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Yani mesela başkan nereyi verebilir dersek Batı Avrupa'yı işaretledi. Tam şu kısmı. Amerika'nın güneydoğu ve kuzeybatı kısımlarını işaretledi. Bu alanlar iklime göre hangi iklim bölgesidir derse hemen okyanusal iklim bölgesini işaretleyip geçeceksin. O zaman burada bizim için önemli olan nedir derseniz eski konuları harita üzerinde uygulayabilmek. Hidrografik bölge. Ya şimdi burada hiçbir şey bilmesen. Hidrografik dedi. Ula bu nedir dediği zaman hemen aklına şöyle hidrosfer gelsin. Bu sifer kısmı küreydi. O dört doğal ortamda işledik. Hidro kısmı neydi? Hidro suydu. O zaman su küre. O zaman buradaki su kaynaklarına bağlı oluşturulan bazı bölgeler var. Peki dünyada su kaynakları nelerdir derseniz. Okyanuslara göre oluşturulan bölgeler olabilir. Mesela harita üzerinde Hint Okyanusu'nu, Büyük Okyanusu ya da Atlas Okyanusu'nu verir. Bu hidrografik özelliklere göre okyanus bölgesidir. Ya da dünyadaki denizleri verecektir. Akdeniz'i, Karadeniz'i, Baltık Denizi'ni, Kuzey Denizi'ni verecektir. Deniz bölgesi. Ya da gölleri verecektir. Göl bölgesi. Mesela Tuz Gölü'nü verdi, Van Gölü'nü verdi. Göller bölgesi diyeceksin. Ya da akarsu bölgesi diyebilirsin. Mesela haritada da Mississippi Nehri'nin havzasını göstermiş ve buradaki bölge kısmını belirtmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi toprak tiplerine göre oluşturulmuş bölgeler. Peki bunlar nelerdir dersek? Dünya ölçeğinde de bunu yapabilirsiniz. Türkiye ölçeğinde de yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela bana Türkiye haritasında şu daire içerisine aldığım alanları verdiğinde burada toprağa göre hangi bir bölge sınıflaması vardır derseniz buradaki toprak tipimiz alüvyal toprak bölgesidir. Ya da bana harita üzerinde burayı işaretledi. Buradaki toprağı sordu. Hangi bölge sınıflaması içerisine girer dedi. Kahverengi step bölgesi diyebilirsiniz. Ya da Erzurum, Kars, Ardahan'ı verdi. O zaman da Çernezyum toprak bölgesi diyeceksiniz. Dünya ölçeğinde de bunu sorgulatabilir. Nasıl? Mesela bana burada ekvatoral iklim bölgesi için Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya, Endonezya, Gine Adaları dedi ya. Burası aynı zamanda toprağa göre laterit toprak bölgesidir. Ha, o zaman doğal şekilsel bölgeler kendi içerisinde de farklı bölge gruplarına dahil olabilir mi? Olabilir. Bazı bölgeler birbirleriyle benzerlik de gösterebilir. Bunu da unutmamış olalım. Bitki bölgeleri, bitki toplulukları esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Nasıl? Örnek vermemiz gerekirse bizim iç Anadolu'muzu ya da Güneydoğu Anadolu'muzu işaretlediğinde burası bitkiye göre bozkır yani step bitki bölgesidir diyebiliriz. Ya da Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimizde bu bölgeyi çayır bölgesi diyebiliriz. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. Ya da Akdeniz iklim bölgesinin bulunduğu yeri dahil ettiğinde maki bitki bölgesi diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik doğal afet bölgesi. Sonuçta birçok doğal afet var ve bunun gerçekleştiği alanlar dünya ölçeğinde ya benzerlik ya da farklılık göstermekte. Mesela bu harita üzerinde Türkiye'deki deprem bölgeleri vermiş. Mesela burada İstanbul ve çevresini işaretlese, burada Hatay'ı işaretlese, burada İzmir'i işaretlese, bu üç ilimiz afet bölgesine göre ortak hangi afet bölgesi içerisindedir derse
Tabii ki de ne diyeceksiniz? Deprem bölgesi içerisindedir diyeceksiniz. Ya da Karadeniz bölgesinde burada bir alanı, burada bir alanı işaretlediğinde bu iki bölge ortak anlamda hangi afet bölgesine girer derse heyelan bölgesine girebilir arkadaşlarım, değil mi? Çünkü sonuçta Karadeniz'de heyelan olayları ya da kütle hareketi olayları oldukça yoğun görülmekte. Ya da bana Akdeniz iklim bölgesinde 3 tane alan verse, bunlar afet anlamında hangi afet bölgesine girer derse deprem olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Z bölgesi deprem tehlikesi açısından düşük. Şimdi Akdeniz bölgesi yaz kuraklığının yaşandığı bir bölge olduğu için bu bölge içerisinde orman yangınının görülme riski oldukça yüksektir. O zaman burası da orman yangını bölgesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik bir de burada. Beşeri şekilsel bölgelerimiz var. Bunlar nelerdir dersek, beşeri şekilsel bölge birincisi ham madde üretim bölgesi. Ne diyor burada bana? Ham madde üreten diyor. Ham madde üreten kimler var? Tarımsal faaliyetler, hayvancılık, ormancılık, avcılık, madencilik faaliyetleri var. Bunlar temel ekonomik faaliyetlerdir. Bunların dağılışı esas alınarak oluşturulan bölgeler varsa ham madde üretim bölgesidir. Mesela ne diyebiliriz? Dünyadaki OPEC dediğimiz bir örgüt var. OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür ve bunlar petrol üretim bölgesi içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Asya'nın güneyi ve doğu kısmı dediğimizde pirinç tarımı bölgesi olabilir. Ya da Türkiye'de İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğimizde küçükbaş hayvancılık üretim bölgesi olabilir. Bunlar ham madde üretim bölgesidir ve beşeri şekilsel bölge içerisinde yer almaktadır. Bir de ham maddenin mamül maddeye dönüştürülme kısmı var. Bu kısım nerede yapılıyor derseniz sanayi alanlarında yapılıyor. Eğer ki buna göre bir bölge oluşturmuşsak bu da sanayi bölgesidir. Mesela Doğu Asya diyorsa, Batı Avrupa diyorsa ya da Kuzey Amerika diyorsa sanayi bölgesi içerisine dahil olacaktır. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Nüfus bölgesi. Yani şimdi dünyada 8 milyarın üzerinde bir nüfus var ve bu nüfus her yerde dengeli dağılmamış. Bazı yerler yoğun, bazı yerler seyrek nüfusludur. Bana mesela bir haritada Hindistan'ı, Çin'i, Japonya'yı, Batı Avrupa'yı, Kuzey Amerika'yı verirse bu işaretlediğimiz alanlar nüfusa göre yoğun nüfuslu bölgelere girer. Ama örnek vermem gerekirse Sibirya'yı verdi, Grönland'ı verdi, Kanada'nın kuzey kısımlarını verdi, Afrika'nın kuzeyini verdi, Orta Avustralya'yı verdi. Bu alanlarda nüfusa göre seyrek nüfuslu alanlar içerisindedir. Neden? Bazı yerler çöl iklimine bağlı seyrek nüfusludur, bazı yerlerde soğuk iklime bağlı seyrek nüfusludur diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. Yerleşme bölgesi yoğun seyrek anlamda da olabilir. Yerleşme tipleri açısından da olabilir. Ahşap yerleşme olabilir, kerpiç yerleşme olabilir, kırsal yerleşme, kentsel yerleşme olabilir. Hiç fark etmez. Mesela bana Avrupa'nın batısını verdiğinde yoğun yerleşme bölgesidir ve kentsel yerleşme bölgesidir. Türkiye'de mesela Ankara, İstanbul, İzmir'i verdiğinde yoğun yerleşme bölgesidir. Ama Tuz Gölü çevresini verirse, Iğdır çevresini yani Doğu Anadolu bölgesini verirse buralarda seyrek yerleşme bölgesi içerisindedir diyebiliriz. Bir de kültür bölgeleri var. Biz bunu ne zaman göreceğiz? 11. sınıf kısmında göreceğiz. 2. dönem göreceğiz. Burada bazı kültür bölgeleri var. Mesela Batı kültür bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda. Ya da Orta Amerika, Güney Amerika, Latin Amerika kültür bölgesi. Ya da Afrika kültür bölgesi. Ya da İslam kültür bölgesi. Burada insan topluluklarının dil, din, ırk veya etnik kültürel özellikleri esas alınarak bu bölgeler oluşturuluyor. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi biz o şekilsel bölgede doğal ve beşeri şekilsel bölgeleri bitirdik. Biz şimdi kavram haritasından da gitmemiz gerekirse biz burada bölge demiştik ve bölgeyi ikiye ayırmıştık. Bir şekilsel bölge, bunların bir şekli şemali olacak dedik. Bir de ne dedik? İşlevsel bölge dedik. Tamam mı çocuklar? Şimdi biz bu kısımda işlevsel bölgeden devam edeceğiz. Şekilsel bölgeyi de ikiye ayırmıştık. Doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgeler dedik. Deprem bölgesi yani doğal afet bölgesi, iklim bölgesi, toprak bölgesi dedik. Bir de beşeri özelliklerine göre oluşturulan bölgeler var dedik. Beşeri özelliklerde ne var derseniz işte biraz önceki söylemiş olduğumuz ham madde üretim bölgeleri, nüfus bölgeleri, yerleşme bölgeleri gibi bölgeler. Doğal özelliklerde iklim, yer şekli, toprak, su gibi özellikler vardı. Bu kısmı biz şu anda şekilsel bölge anlamında bitirdik. Şimdi nereye geçeceğiz peki derseniz işlevsel bölge kısmına geçeceğiz arkadaşlar, tamam mı? İşlevsel bölgede
bir işlevimiz var. Yani bir hizmetin daha rahat götürülebilmesi var. Mesela nasıl? Hizmet bölgesi demiş ya, dikkat edin. Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, iletişim, ticaret, pazarlama gibi alanlarda hizmet veren, bakın, özel veya resmi kuruluşların hizmetlerini daha verimli hale getirmesi için oluşturduğu bölgelerdir. Bak, o zaman burada bu bölgenin bir işlevi var. Bana bir hizmet ediyor. Mesela ne? Bir kargo firmasını düşünün. XYZ firması. Bunun oluşturduğu dağıtım bölgeleri var. Atıyorum, İstanbul'dan bir ürün aldın. Nereye gelecek bu ürün? Ankara'ya gelecek olsun. İstanbul'da bir bölge müdürlükleri var. Oraya gidiyor. Karayoluyla bu ürün Ankara'daki dağıtım bölgesine geliyor. Oradan senin ilçene geliyor. Oradan da senin ne yapıyor? Kapına kadar geliyor. Bu mesela işlevsel hizmet bölgesidir. Ya da Devlet Su İşleri Bölgesi, Meteoroloji ve Karayolları Genel Müdürlüğü, bunların da bir hizmeti var. Nasıl? Şimdi şöyle, her gün biz hava durumuna göre gündelik hayatımızı sağlıyorsak, hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bize bilgiler verecek ve biz gündelik hayatımızı ona göre devam ettireceğiz. Yani burada işlevsel bir hizmeti var, hizmet bölgesi. Ya da işlevsel kalkınma projesi bölgesi diye geçer sevgili arkadaşlar. Peki bu nedir dersek, burada da bölgeler arasında genel itibariyle gelişmişlik farklılığı varsa, bu gelişmişlik farklılığını en aza indirebilmek için oluşturduğumuz bölgelerdir. Mesela bizim ülkemizi düşündüğümüzde, bizim ülkemizde bir göç yönü var. Nereden nereye doğru derseniz, doğudan batıya doğru bir göç yönü var. O zaman doğu kısmımız az gelişmiş, iş olanakları bakımından, eğitim bakımından, sağlık bakımından, batı kısmımız ise doğu kısmımıza göre daha gelişmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu göçü önleyebilmemiz için doğuya yatırım yapmamız lazım. İşte bunu kalkınma projesi bölgeleri vasıtasıyla yapıyoruz. Mesela Güneydoğu Anadolu projesi. Fizibilite çalışması bitmiş ve Türkiye'de uygulanan önemli bölgesel kalkınma projesi içerisinde yer almaktadır. Ya da Doğu Anadolu projesi gibi. Mesela burada hayvancılığı iyileştirmek istiyoruz. Et ve süt fabrikalarını artırmak istiyoruz ki istihdam oluşturalım ve insanların doğudan batıya doğru göç etmesini engelleyelim. Ya da Doğu Karadeniz projesi, DOKAP. Ya da Yeşilırmak Havzası gelişimi projesi, ya da Konya Ovası projesi, ya da Zonguldak Bartın Karabük projesi. Bunların hepsinin bir işlevi var. O bölgedeki istihdamı artırıp eğitim, sağlık, sosyal, kültürel alanda iyileşmeyi sağlayıp insanların bu bölgeden, bu sebeplerden dolayı göç etmesini engellemek istiyoruz. Tamam mı? Bak, bunu da unutmayalım. Bu da önemlidir. Yönetsel bölgeler. Özellikle ülkelerin, bakın dikkat edin, siyasi olarak oluşturduğu yönetim bölgeleri. Bu bölgedir. Mesela Almanya'daki eyaletler ya da Türkiye'nin illeri ya da illerin yönetim bölgeleri bu şekilde oluşturulmuş bölgelerdir diyebiliriz. Bir de işlevsel istatistik bölgeleri var. Nedir bunlar dersek, kalkınma için gerekli olan planları yapmak amacıyla istatistikler tutuyoruz. Bunu kim tutuyor? Türkiye İstatistik Kurumu tutuyor. Buna göre oluşturduğumuz bölgeler var. Bunlar da istatistik bölgeleri olarak geçmekte diyebiliriz. Şimdi burada şunu unutmayalım. Burada bazı durumlar var. Mesela süreci anlatırken yağmur ormanları bölgesi dedik. Yağmur ormanları bölgesi laterit bölgesiyle, laterit bölgesi ekvatoral iklim bölgesiyle benzerlik gösterdi. Bak şimdi dikkat et. Diyor ki bana, şekilsel bölge kriterlerinden olan doğal özelliklerin pek çoğunun sınırları kesin hatlar ile belirlemek oldukça güçtür. Mesela nasıl dersek, biz biraz önce bunu anlatırken şöyle yapalım. Hop, geriye doğru geldim. Bak, geliyorum. Aha da şu. Bir tık daha geriye. Evet. Şimdi doğal şekilsel bölgelerin sınırları tam anlamıyla keskin bir şekilde ayrılmaz. Mesela burası dağlık bir bölgedir ama bunun sınırını net anlamda belirleyemem. Tamam mı? Ama doğal şekilsel bölgelerin sınırları böyle belirlenemezken ya da sınırlar keskin hatlarla birbirinden ayrılamaz iken, şunu unutmayalım, beşeri bölgelerin sınırları keskin bir hatla birbirinden ayrılır. Mesela nasıl dersek, bak mesela bu ne demiş? Kültür bölgeleri demiş, değil mi? Beşeri şekilsel bölge. Bak, Meksika'dan bu sınır ayrılmış mı? Ayrılmış. Burada Amerika Birleşik Devletleri Batı Kültür Bölgesi içerisinde yer alıyor mu? Alıyor. Ya da Kanada Batı Kültür Bölgesi içerisinde yer alıyor mu? Alıyor. Batı Avrupa, yani Avrupa kıtasının büyük bir bölümü Batı Kültür Bölgesi içerisinde yer aldı mı? Aldı. O zaman burada şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bak, biz
bölgeyi şekilsel bölge ve işlevsel bölge diye ayırdık ya. Şekilsel bölgeyi de doğal şekilsel bölge ve beşeri şekilsel bölge diye ayırdık ya. Biz burada şekilsel bölgelerdeki doğal şekilsel bölgenin sınırlarını kesin hatlarla belirleyemiyoruz. Ama beşeri şekilsel bölgelerin sınırlarını kesin hatlarla belirliyoruz. Bak mesela burada da NAFTA bölgesini vermiş. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Bunların üçü de yani üç ülkede Kuzey Amerika ticaret bölgesi içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Bunu unutmayalım, tamam mı? Ve şekilsel bölgelerden olan küresel ya da bölgesel örgütlerin sınırları ülkelerin sınırlarıyla örtüşür. Aha buradaki gibi ya da Avrupa Birliği bölgesi gibi ya da NATO bölgesi gibi arkadaşlar, bunu da unutmayalım. Hemen devam ediyorum. Burada başka neyi söyleyeceğiz dersek. Onun dışında geldik mesela bölgenin sınırları zaman içerisinde değişir mi? Tabii ki de değişir. Tekrar söylüyorum, bölgenin sınırları zaman içerisinde değişir. Ama buradaki hangi sınır hangi zaman dersek. Bak biz bölgeyi şekilsel bölge, bak bunu sürekli yazıyorum çünkü unutmayın diye. Bir de işlevsel bölge diye ikiye ayırdık ya. Ve şekilsel bölgeyi doğal şekilsel bölge ve beşeri şekilsel bölge diye de iki alt birim ayırdık ya. Burada doğal şekilsel bölgelerin sınırları uzun sürede değişir. O zaman şuraya şöyle uzun süre diyorum. Doğal şekilsel bölge. Ama beşeri ve işlevsel bölgelerin sınırları kısa sürede değişiklik gösterir. Mesela nasıl? Bana haritada NATO bölgesini vermiş ve NATO bölgesinde farklı renk tonlarını göstermiş. Mesela 1949 yılında NATO'ya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Norveç, İngiltere gibi ülkeler üye olurken 1952 yılında NATO'ya Türkiye üye olmuş. O zaman NATO'ya Türkiye'nin üye olmasıyla birlikte sınır değişmiş mi? Genişlemiş, değil mi? Ve eklenen üyelerle birlikte NATO'nun sınırları daha da genişlemiş mi? Tabii ki de genişlemiş. Her bölgenin sınırı böyle kısa sürede genişleyecek diye bir kanunumuz, kriterimiz, kıstasımız yok. Sınır daralabilir. Nasıl? Avrupa Birliği bölgesi. Mesela İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve Avrupa Birliği bölgesinin sınırları ne yaptı? Zaman içerisinde daraldı. Bunu da unutmayalım. Ve burada bazı bölgelerin sınırları, bak şunu unutma. Burada bazı bölgelerin sınırları zaman içerisinde tamamıyla ortadan kaybolabilir. Gelin şimdi harita üzerinde bunları biraz çalışalım. Mesela ben burada birkaç tane ülke örnek vereceğim. Alt kısımları boş bırakacağım. Sizin harita üzerinden bunu bulup işaretlemenizi istiyorum, tamam mı? Mesela birincisi ne demişim burada kardeşim? Akdeniz İklim Bölgesi demişim. Ya bakalım Akdeniz İklim Bölgesi'nde kim var? Hemen lejantıma bakıyorum. Akdeniz İklim Bölgesi'nin rengini buldum. Mesela burası Akdeniz İklim Bölgesi'ymiş. Kim var burada? Güney Afrika Cumhuriyeti var. Hemen devam ediyorum. Şurası da mesela Akdeniz İklim Bölgesi'ymiş. Burada kim var? Şili. Geliyorum. Burada Akdeniz İklim Bölgesi içerisindeymiş. Burada kim var? Avustralya var. O zaman bana harita üzerinde bu siyah noktayla aldığım alanları veriyorsa, hangi iklim bölge sınırları içerisinde yer alır diyorsa, o zaman buraya Akdeniz İklim Bölgesi diyeceğiz. Mesela başka neresi var dersek, aha da şurası. Kaliforniya bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz ve Akdeniz kıyısını buraya dahil edebiliriz. Buradaki birçok ülkeyi de Akdeniz İklim Bölgesi içerisine alıyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman bunu geçmiş olduk. Haritada verir. ÖSYM'nin işi belli olmaz. Verdi dedi ki hangi iklim bölgesi içerisinde, hemen Akdeniz İklim Bölgesi yapıştırın. Okyanusal iklim bölgesi diyor. Bakıyorum mavi renk tonu. Kim var mesela mavi renk tonu? Aha da burası var. Burası neresi? Burası Yeni Zelanda sevgili arkadaşlar. Buraya böyle Yeni Zelanda diye yazdım. Hemen devamında Avustralya'nın doğu kısmını gene vermiş. Avustralya'da hem iklim anlamında Akdeniz iklim özellikleri görülürken hem de okyanusal iklim özellikleri görülüyor. Ya da bu kısımda Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Akdeniz iklim bölgesi, okyanusal iklim bölgesi görülüyor. Hemen şu kısma geldiğim zaman da Kanada'yı buraya dahil edebilirim ve geniş bir çıtada da Batı Avrupa'yı buraya dahil edebilirim sevgili arkadaşlar, okyanusal iklim bölgesine. Peki çöl iklim bölgesi dediğinde nereleri dahil etmem gerekir dersek, bak bak bak. Aha da burası. Nere burası? Avustralya'nın iç ve batı kısmı. Burası çöl iklim bölgesidir. Ya da Afrika'nın kuzeyi. Fas diyebiliriz. Cezayir diyebiliriz.
Tunus diyebiliriz, Libya diyebiliriz, Mısır diyebiliriz arkadaşlar. Arap Yarımadası, Orta Asya, ABD'nin iç kısımları, Namibya çöl iklim bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bak bunun dışında mesela başka ne sorgulatabilir? ÖSYM geçen sene buradan şöyle bir sınav sorusu sordu. Haritada şu lacivert yani koyu mavi renk tonunun bulunduğu yeri işaretledi sadece ve dedi ki burası iklime göre hangi iklim bölgesi içerisinde yer alır dedi. Yani bu ÖSYM'nin sevdiği kazanımlardan bir tanesi. O yüzden buna biraz dikkat etmeniz lazım. Ya biraz da harita çalışın. Hiç çoktan cahilliğiniz de gider. Yani onu da öyle söyleyelim ya. Bu her şeyi biz mi söyleyeceğiz? Geldik buraya. Kim var burada? Brezilya var. O zaman Brezilya ekvatoral iklim bölgesi içerisinde yer alır. Hemen geldim. Gabon, Kongo, Nijer, Kamerun. Burası ne olacaktır? Okyanusal iklim bölgesi mi, ekvatoral mi? Tabii ki de ekvatoral. Niye? Ya bak ekvator çizgisi üzerinden geçiyor. Malezya, Endonezya, Gine Adaları gene ekvatoral iklim bölgesi içerisinde yer aldı diyebiliriz. Geldik. Bitkiye göre bölgeler. Yağmur ormanları bölgesi diyorsa al sana burası. Nere burası? Amazon Havzası. Tropikal yağmur ormanları burada. Aha da karşısı Kongo Havzası. Hemen uzatmayacağım. Malezya, Endonezya ve Gine Adaları'nın bulunduğu yer. Burası yağmur ormanları bölgesi. Tayga ormanları bölgesi diyor. Ya tayga ormanları dediğinde iğne yapraklı ormanlar. Sert karasal iklim bölgesine gideceğim. O zaman burada nereyi almak zorundayım? Sibirya'yı almak zorundayım. Onun dışında İskandinav Yarımadası'nı almak zorundayım. Şuraya şöyle İskandinav diye yazalım. Ya da Kanada'nın kuzey kısımlarını almak zorundayım ve burada da Alaska'yı almak zorundayım. Bak burada size işinize yarayacak bir bilgi daha söylüyorum. Nedir bu bilgi dersek? Biz doğal özelliklerine göre oluşturduğumuz bir bölge başka bir bölge sınıflaması içerisinde yer alır. Mesela nasıl dersek bunu şurada yazayım. Ekvatoral iklim bölgesi diyorum. Bak yazdım şuraya şöyle ekvatoral iklim bölgesi diyorum. Bu ekvatoral iklim bölgesi hangi bölge ile benzerlik, paralellik gösterir dersek? Yağmur ormanları bölgesiyle benzerlik, paralellik gösterecektir. Bu bir. İkincisi, laterit toprak bölgesiyle benzerlik, paralellik gösterecektir. Bak böyle bir soru da gelebilir. Verir. Ekvatoral iklim bölgesini verdi. Dedi ki, aha şöyle soruyu da burada sorayım size. Öğretmeniniz ya da TYT sınavında hop şurayı işaretledi. Böyle aldı. Burayı işaretledi, böyle aldı ve burayı işaretledi, böyle aldı. Dedi ki, yukarıda dünya haritası üzerinde işaretli bazı alanlar verilmiştir. Bu işaretli alanların beşeri ve doğal özelliklere dikkate alındığında 1 3 için söyleyecek bunu. Diyecek ki yer şekillerine göre bu 3 bölge dağlık bölge içerisinde yer alır. 2 bu 3 bölge ekvatoral iklim bölgesi içerisinde yer alır. Bu 3 bölge toprağına göre laterit toprak bölgesi içerisinde yer alır diyecek. Hangileri ya da hangisi olabilir diyecek. Bir, dağlık bölge mi? Amazon Havzası diyorsa değil. O zaman bu üçünü de buraya dahil edemeyiz. Burası Amazon Havzası, burası Kongo Havzası, burası Malezya, Endonezya, Gine Adaları. Burası ekvatoral iklim bölgesidir, doğru. Aynı zamanda burası laterit toprak bölgesidir, doğru. O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? 2 ve 3 oldu. Bazen böyle sorularda size sorgulatabilir. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz. Çöl bitki bölgesi. Biraz önceki şu çöl iklim bölgesinin alayını ne yapabilirim? Bu kısma dahil edebilirim. Buraya yazmayacağım. Siz burayı şöyle doldurursunuz. Ben sadece şuraya Sahra diye kocaman bir çöl bölgesi alanını yazayım yeterlidir. Geldik. Aha da burası. Dağlık bölge. Biraz önce mesela yer şekillerine göre bu alanlar dağlık bölge mi değil? Bak mesela buraya dağlık bölge demiş ama burası düz ovalık bölge. Aynı şekilde burası da düz ovalık bölge. O yüzden dahil olmadı, tamam mı? Yer şekillerine göre dağlık bölgeye. Şimdi geldik. Dağlık bölgede neresi var? Aha şurası. Neydi burası? Alp Dağları. Aha da burası Himalaya Dağları. Burası Atlas Dağları, Kayalık Dağları, Ant Dağları ve Apalaş Dağları. O zaman ben şuraya şöyle Kayalık Dağları yazayım. Amerika'nın batı kısmı. Güney Amerika'nın batı kısmında Ant Dağları'nı yazalım. Avrupa'da Alp Dağları'nı yazalım. Afrika'nın kuzey kısmında da Atlas Dağları'nı yazalım. Buralar yer şekillerine göre dağlık bölgelerdir diyebiliriz. Geldik yer şekillerine göre düz bölge. Mesela burada yazabileceğimiz en güzel yerlerden bir tanesi neresidir dersek tabii ki de Sibirya diyeceğiz. Burası düz plato bölgesidir diyebiliriz. Geldik beşeri şekilsel bölgelere. Mesela petrol üretim bölgesi. Burada gözüme kim çarptı dersek mesela Amerika'nın kuzey kısmında
Kanada çarptı. Yoğun bir petrol üretim bölgesiymiş. Suudi Arabistan çarptı. Şuraya şöyle Arap diye yazalım. Ya da onun dışında mesela Güney Amerika'da Venezuela çarptı. Bunlar dünyadaki önemli petrol üreticisi ülkeler içerisinde yer almakta. Bir de buraya şöyle Rusya'yı da yazalım sevgili arkadaşlar. Geldik doğal gaz üretim bölgesi. Bu sefer gözüme mesela Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri çarptı. Güneyine indim gene bak Venezuela çarptı. Yahu bu kadar doğal kaynağın yani fosil kaynak anlamında hem petrolün hem doğal gazın olduğu bir ülke nasıl böyle gelişmemiş bir ülkedir? Aklımız almıyor diyemeyeceğim. Neden olduğunu ben biliyorum. Siz de araştırın. Bu kadar zengin bir petrol ve doğal gaza sahip olan Venezuela neden bu kadar gelişmemiş bir ülke? Yorumlar kısmına bekliyorum. Biraz da bilgilenmiş olun sevgili arkadaşlar. Bak gene mesela burada doğal gaz üretim bölgesi içerisinde Rusya'yı ne yapıyoruz? Alıyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik dünyadaki yoğun ve seyrek nüfuslu bölge. Mesela burada en dikkatimi çeken ülkelerden bir tanesi dünyanın en fazla nüfusuna sahip artık birinci ülkesi olan Hindistan. Hemen devamında dünyanın en fazla ikinci nüfusuna sahip olan ülkesi Çin. Ya da burada gözüm mesela gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu nereyi aradı? Batı Avrupa'yı aradı. Ya da Kuzey Amerika'yı aradı sevgili arkadaşlar. Bak burada da böyle bir durumumuz mevcut. Seyrek nüfuslu bölge deyince mesela Kuzey Afrika hemen gözüme çarptı. Yahu zaten bu Kuzey Afrika çöl iklim bölgesi değil miydi? Seyrek olmasında ben mi seyrek olayım? Mesela burada da Orta Avustralya dikkatimi çekecek. Gene burası da çöl iklim bölgesi bundan dolayı seyrek nüfuslu bölge. Mesela bu kısımda kim dikkatimi çekiyor? Sibirya dikkatimi çekiyor. Seyrek nüfuslu bölge. Şurada mesela bir de neresi dikkatimi çekti? Grönland dikkatimi çekti. Burası da seyrek nüfuslu bölge içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bak bugünkü dersimiz bizim için ne dersi? Harita dersi. Ama bu harita dersi yeni bir konu değil. Burada eski öğrendiğimiz bilgileri uyguladığımız bir yer. Yani burada yeni bir konu öğrenmek için gireceğimiz kısım sadece bölge neydi? Doğal ve beşeri şekilsel bölge. Şekilsel kısmına bir de işlevsel bölge vardı. Burayı bilirsin. Bölgenin sınırı zaman içerisinde değişebilir. Doğal şekilsel bölgenin sınırı uzun zamanda, beşeri ve işlevsel bölgelerin sınırları kısa zamanda değişir. Bölgenin sınırları genişleyebileceği gibi bölgenin sınırları daralabilir. Bir bölge işlevini yitirdiğinde tamamen ortadan kalkabilir. Doğal şekilsel bölgeler birbirleri içerisinde başka bölgelere de dönüşebilir. Ekvatoral iklim bölgesi mesela laterit toprak bölgesidir ve aynı zamanda yağmur ormanları bölgesidir. Ya da çöl bölgesi seyrek nüfuslu bölgedir. Anladınız mı? Yani bir bölgeyi, bir alanı birden fazla bölge içerisine dahil edebiliriz. Bazı bölgelerin sınırlarıyla da birbiriyle örtüşebilir. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Aynı zamanda yazılılarımız var. Bunlarla ilgili de dersin başında verdiğim ödev kısımlarını da bitirmeyi unutmuyorsun. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.